Saygıdeğer dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Kameranın önündesiniz. Toprağı ama çekilin yani. Alın terleriyle yoğurarak üretime, ürüne dönüştüren, en hayati ihtiyaçlarımızı karşılayan bütün çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Dün anneler günüydü ve aramızda anneler var ve tekrar Dünya Anneler Günü'nde annelerimizin o saygın yerini güçlü bir şekilde desteklediğimizi ifade etmek istiyorum ve kendilerine birer anne olarak tekrar saygımızı ifade ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün gelin bir trafik kazasında kaybettiğimiz 22. ve 23. dönem Trabzon milletvekilimiz Mustafa Cumhur kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aynı trafik kazasında yaralanan diğer vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yine dün akşam saatlerinde acı bir kayıp daha yaşadık. 18, 19, 20, 21 ve 23. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili olarak mecliste yer alan 48. hükümette devlet bakanı, 23. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili olarak görev yapan Eyüp Cenap Gülpınar'ı da geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetti. Şanlıurfa milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar'ın da babası olan Eyüp Cenap Gülpınar'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aşık Veysel'in o derin irfanıyla, gönül gözüyle ifade ettiği gibi aslında insanoğlu olarak bizim sadık yarimiz kara topraktır. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılırsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Evet. Yüce Mevla bizi topraktan yarattı. Bu dünyadaki hayatımızı toprağın üzerinde ondan elde ettiğimiz nimetlerle sürdürüyoruz. Öldüğümüzde de toprağa geri dönüyoruz. Toprak olmazsa bu dünyada kalacak yer bulamayacağımız gibi öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmuyor. Bunun için toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız. Biz toprağa ve toprakla beraber onu hepimiz için işleyen, berekete dönüştüren çiftçimize bütün imkanlarımızı, bütün gücümüzü kullanarak sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü kendi kendine yetecek bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olmasıdır. Bu potansiyel geçmişte tam olarak kullanılamamış olsa da böyle bir imkana sahip olduğumuzu bilmek dahi bize güven veren bir husus olarak akıllarımızda yer etmiştir. Biz hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi her alanda büyütürken, güçlendirirken en başta gelen önceliklerimiz arasında tarım var.
Tarımı stratejik bir sektör olarak gördük ve bütün adımlarımızı buna göre attık. Böylece tarımsal gayri safi yurt içi hasılamızı 2002 yılındaki 23,7 milyar dolar düzeyinden 2011 yılında %165'lik bir artışla 62,7 milyar dolara ulaştı. Tarım sektöründeki kişi başına geliri 2000 yılındaki 1000 dolar seviyesinden 2011 yılında 3653 dolara yükseldi. Genel ihracatımızla birlikte tarım ürünleri ihracatımızı da oldukça yüksek düzeylere çıkardı. 2002 yılında 3 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız 2011 yılında %282'lik bir artışla 15,3 milyar dolara yükseldi. Bütün bu gelişmeler sonucu Türkiye tarımsal ekonomik büyüklük bakımından 2011 yılında dünyada 11. Avrupa'da 4. sıradayken 2010 yılında dünyada 7.liğe Avrupa'da 1.liğe yükseldi. Elbette bu sonuçlar kendi kendine ortaya çıkmadı değerli kardeşim. Geçtiğimiz 9,5 yıl boyunca tarımda yapısal bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bu dönüşümün yasal altyapısını kurmak için 13 kanun çıkarttık. Kaliteyi, sağlığı, verimliliği ve kırsal kalkınmayı esas alan 52 yeni destek uygulamasını hayata geçirdik. Üreticilerimize 2003-2012 döneminde 46 milyar 400 milyon lira nakit tarımsal destek ödemesi yaptık toplamda. 2002 yılında çiftçilerimize 1 milyar 868 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılmışken 2011 yılında biz bu rakamı %274'lük bir artışla 7 milyar 100 milyon liraya ulaştırdı. Destek ödemelerini yılın ilk yarısında yaparak çiftçimizin mağduriyetine meydan vermedi. Tarımsal girdilerin en önemli destekleri bizim dönemlerimizde verilmeye başlandı. Örneğin mazot desteğini 2003 yılında, kimyevi gübre desteğini doğrudan çiftçiye ödemeyi 2005 yılında, sertifikalı tohum ve fide kullanma desteğini 2005 yılında, sulamaya faizsiz kredi ve hibe desteğini 2006 yılında, makine ekipmana %50 hibe desteğini 2007 yılında ilk defa biz başlattık. Tarımsal kredilerin değerli kardeşlerim 2002 yılında yıllık %59 olan faiz oranlarını 2011 yılında sulama ve hayvancılıkta sıfıra, diğer alanlarda %5'e düşürdük. Bakın %59 faiz nerede? %0, %5 faiz nerede? Ve burada enteresan bir şey daha söyleyeceğim. O da çok çok önemli. Değerli arkadaşlarım, 2002'de Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi kullanımı 227 milyon Türk lirası. 2011'de 19 milyar Türk lirası. Tarım kredi kooperatiflerin 302 milyon 2002'de, 2011'de 3,9 milyar Türk lirası. Toplamda 23 milyar Türk lirası. Yani eski rakamlar 23 katrilyon Türk lirası. Bu verim
kullanan çiftçi sayısı 521.790. Bu kadar kişi buna. Tabii burada bir güzellik daha var. 2002'de geri dönüş %38'di. 2011'de bu %99'a geldi. Bundan dolayı da çiftçi kardeşlerimi kutluyorum. Tarım kredi kooperatiflerinde de %71 geri dönüş. Fakat o da %98'e yükseldi. Bundan dolayı da kutluyorum. Yani benim çiftçi kardeşim borcuna sadık gidip ödemesini de yapıyor. Değerli kardeşlerim, bütün bunların yanında sulama yatırımlarına özel bir önem vererek bu alanda 718 milyar lira faizsiz kredi kullandık. Böylece 73 bin çiftçimizin 2 milyon 700 bin dekar alanı basınçlı sulama sistemiyle sulayabilmesini sağladı. Hedef Türkiye'de açık kanalet sisteminden kapalı sisteme geçmektir. Bunu tabii iki önemli başlık için yapıyoruz. Bir, suda israfı önleyeceğiz. Suyun buharlaşmasını ortadan kaldıracak sistemi getireceğiz, minimize edeceğiz. Çünkü açık kanal sisteminde nereden bakarsanız bakın %60-65 bu arada buharlaşmayla suyu kaybediyoruz. Bunu kaybetmemiz lazım. Bunu değerlendirmemiz lazım. Çünkü biz su zengini bir ülke değiliz. Bunun da adımlarını bununla birlikte atmış oluyoruz. Hükümetlerimiz döneminde DSİ aracılığıyla büyük bölümü sulama amaçlı 1128 tesisi tamamlayarak hizmete sunuyor. 11 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulanan arazi miktarını 55 milyon dekara ulaştırıyor. 2 milyon 250 bin dekar araziyi taşkından koruyarak 2 milyon hektara yakın alanı ağaçlandırarak toprağımızın ellerimizin arasından kaybolup gitmesini, zarar görmesini engelledik. Hayvancılık alanında ise Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2010 yılı Ağustos'undan 2011 yılı sonuna kadar 6 milyar 322 milyon lira faizsiz kredi kullandık. Çiftçimize kredi kullandırmak elbette önemli. Ama daha önemli olan çiftçimizin bu krediyi geri ödeyebilmesini sağlayacak ekonomik dinamizmi oluşturabilmektir. 2002 yılında Ziraat Bankası kredilerinin işte az önce söylediğim geri dönüş oranı neydi ama şimdi ne? Bu çok güzel bir gelişme. 2011 yılında bu gelişmeler olurken göründüğü gibi hayvancılıkta da çok ciddi bir gelişmeyi artık görüyoruz. Gerek süt hayvancılığında, gerek et hayvancılığında vesaire. Şimdi hayvancılıkta özel önem verdiğimiz bu alanlardan biri olması hasebiyle özellikle 2002 yılında hayvancılığa verilen destek 83 milyon lirayken bu rakamı 2012 yılında 2 milyar 100 milyon lira düzeyine çıkartıyoruz. Hayvancılık desteklerinin toplam destekler içindeki payını da 2002 yılındaki %4 seviyesinden 2012 yılında %28'e yükseltiyoruz. 2003 yılından bu yılın Mart ayı başına kadar hayvancılığa verdiğimiz nakit destek tutarı 7 milyar 900 milyon lirayı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlara 2010 yılından itibaren 0 faizli 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisi vermeye başladı. Bugüne kadar 111 bin kişiye 5 milyar 900 milyon lira bu kapsamda kredi kullandı.
ülkemizdeki tarım sektörünün en önemli yapısal sıkıntılarından biri de işletmelerin küçük ve parçalı araziler şeklinde olması. Bunun için arazi toplulaştırma çalışmalarına sürat verdik. 1961 yılından 2002 yılına kadar geçen 41 yıllık dönemde toplam 450 bin hektar alanda toplulaştırma yapılmıştı. Biz 2003-2011 arasında 1 milyon 291 bin hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdik. Hedefimiz 2023 yılına kadar ülkemizde toplulaştırma yapma miktarını 14 milyon hektarın tamamında bu uygulamayı yapıp bitirmektir. 2006 yılında başlattığımız kırsal kalkınma hamlesiyle bugüne kadar 4076 tarıma dayalı sanayi tesisi yapılmasını sağladık. 42 bin yeni istihdam oluşturan bu tesisler için 600 milyon lira hibe desteği verdi. Yine bu kapsamda 625 milyon lira hibe ile 160 binin üzerinde makine ekipman desteği sağladı. Böylece tarımda teknoloji kullanımını artırırken makine imalat sektörünü de canlı tutmuş oldu. 2015 yılına kadar 30 bin yeni istihdam oluşturan 3 bin yeni tarımsal tesise daha destek vereceğiz. İhtiyaç doğrultusunda makine ekipman desteğini de devam ettireceğiz. Tarımsal kalkınma kooperatiflerine ilk kez faizsiz kredi imkanını da biz getirdik. Bugüne kadar 1838 kooperatif projesine 1 milyar 800 milyon lira kredi tahsis ettik. Bu projelerle 178 bin çiftçi ailesini destekleyerek iş sahibi olmalarını temin ettik. Çiftçilerimizin eğitimi önem verdiğimiz bir diğer alan. Sadece son 3 yılda çiftçilerimize sponsor desteğiyle 1 milyon 100 bin ücretsiz kitap dağıttık. Dünyada kendi alanında bir ilk olan, az önce de ifade edildi, internet üzerinden ulaşılan ve tarım televizyonunu kurduk. Çiftçilerimizin günün 24 saati faydalanabildikleri bu internet sitesinde 300 eğitim filmi tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerimize ve işletmelerimize 600 liralık bir destek sağlıyoruz. Köye ve köylüye hizmet mahallinde olmalıdır anlayışından hareketle 2007 yılından bugüne kadar bu amaca dönük olarak görev yapan 7500 personel istihdam ettik. Biz bütün bunları yeterli görmediğimiz için 2023 yılı için çok daha büyük hedefler veriyoruz. Amacımız 23,7 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkardığımız tarımsal milli gelirimizi 2023 yılında 150 milyar dolara ulaştırmaktır. Tarım ürünleri ihracatımızı 3 milyar dolardan 15,3 milyar dolara getirmiştik. Bunu da 2023 yılında 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Fakat başkan 50 milyar dolar müjdesini verdi. O bizi de açtığı temenni budur ki 50 milyar doları da yakalarız. 50 milyar doların da üstüne inşallah çıkarız. Gökler ne yar ki yar kabul etmez. Tarımsal ekonomik büyüklük açısından da zaten Avrupa'da birinciliğe yükseldik. 2023 yılında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmeyi planlıyoruz. Değerli dostlar, biz ülkemizin imkanlarını, ülkemizden değerlerini, ülkemizin üretimini daima kendi insanımızın hizmetine vermenin, kendi insanımız için kullanmanın gayreti içinde olduk. Bu doğrultuda çok önemli bir çalışmayı
ilçe, belde ve köyleriyle 81 vilayetinde 32.600 okulumuzda her gün 7.200.000 adet süt dağıtıyoruz. Sütün çocuklarımızın gelişimindeki önemi hepimizin malumu. Biz imkanı olan olmayan ayrımı yapmadık. Sadece aileleri tarafından sağlık açısından süt içmesinde sakıncası olduğu bildirilenler hariç bütün çocuklarımızı bu uygulamaya dahil ettik. Böyle kapsamlı ve büyük bir projeyi organizasyonda ciddi hiçbir aksaklık yaşanmadan başarıyla gerçekleştirdik. Projenin ilk günlerinde toplam 7.200.000 çocuğumuzdan küçük bir bölümünde süte karşı hassasiyetten kaynaklanan rahatsızlıklar ortaya çıktı. Bunlara da derhal sağlık kuruluşlarımızda gerekli müdahaleler yapıldı ve tedavileri gerçekleştirdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız gerekli çalışmaları gerçekleştirdiler, tetkikler yaptılar. Sonuçta yaşanan sıkıntıların gıda zehirlenmesinden kaynaklanmadığı, yani sütlerle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı ortaya çıktı. Buradan bir kez daha bütün çocuklarımıza, bütün velilerimize sesleniyor ve okullarda dağıtılan sütleri gönül rahatlığıyla içmelerini istiyorum. Böylesine kapsamlı bir projede ortaya çıkan ve toplam içinde çok az sayıda olan öğrencilerimizin rahatsızlanması konusunu bir istismar vesilesi yapmak isteyenleri özellikle dikkate almamalarını rica ediyorum. Olayın önünü arkasını anlama zahmetine girme. Araştırıp sorma. Doktorların değerlendirmelerini, tahlilleri, raporları görmeden ön yargıyla söylenen sözler kimseyi tereddüde sürüklemesin. Çünkü bu çocuklarımızın gelişimini ilgilendiren, sağlıklı, güçlü nesiller yetişmesine katkı sağlayacak bir projedir. Okullarda süt verdiğimiz her bir çocuğumuzu kendi öz evladımız olarak görüyor, her aşamada bu hassasiyet hareket ediyor. Nitekim ilk günlerde yaşanan bu sorunlar sütü hassasiyeti olan çocuklarımız durumları ortaya çıktığı için daha sonraki günlerde ortadan kalkmıştır. Bir şikayet geldi. Meselenin gıda zehirlenmesinden kaynaklanmadığı anlaşılırken bu olay üzerinden sergilenen fırsatçılık da bütün milletimiz tarafından gayet açık şekilde görülmüş. Ve buranın tabii bir yanı da biliyorsunuz sütün bol olduğu mevsim var, sütün az olduğu mevsim var. Sütün az olduğu mevsimde bu işin ticaretini yapanların bunu istismar ettiğini görüyoruz. Buradan çok büyük rantlar elde etmekte olduklarını görüyoruz. Bol olduğunda da bu defa benim süt üreticisi kardeşimin mağduriyetini görüyoruz. Onun da elinde bu sefer süt kalıyor. Öyle mi? Ve elinde kaldığı için de ne oluyor? Hem istediği gibi sütünü satamıyor, satamadığı gibi bazıları da maalesef sütünü kullanamıyor. Bunları yaşıyor. Ve şimdi bu problemi de biz bunu sübvanse etmek suretiyle böylece sütü yıl boyu ne yaptık? Sübvanse etmenin yanında bir de balanse ettik. Fiyatları böyle bir aynı noktaya taşımış olduk. Ve böylece üretici, tüketici arasında sütün sanayisini yapanlar da artık bu işin istismarını yapamıyor. Bir kez daha ifade ediyorum. Süt meselesi istismar edilmeyecek, siyaset malzemesi olarak kullanılmayacak kadar önemli. Çocuklarımız söz konusu olduğunda onların sağlığı, geleceği söz konusu olduğunda
Bunun aksini düşünebilen, aksini iddia edebilen bir anlayış, hiç kusura bakmayın, bizim tasvip edebileceğimiz bir anlayış değil. Bizim bu projeyle asıl amacımız çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri, sütün faydalarından azami derecede istifade edebilmeleri. Bununla birlikte elbette bu projede özellikle hayvancılık sektöründe, yem sektöründe, tarımda da önemli bir canlanmaya yol açıyor. Okullarda süt dağıtımını aynı zamanda tarım ve hayvancılık sektörü için dolaylı bir destek projesi olarak da ifade edebiliriz. Böylesine çok yönlü faydaları olan bu projeyi inşallah planladığımız şekilde sürdüreceğiz ve sonuca da ulaştıracağız. Değerli arkadaşlar, geçmişe baktığımızda devletler ve milletler için kriz dönemlerinde ikamesi en zor olan hususun yiyecek temini, yani tarım olduğunu görüyoruz. Doğal afetler, kıtlıklar gibi insanların elinde olmayan durumlar için alınabilecek tedbirler sınırlı da olsa insanların bizatihi kendilerinden kaynaklanan krizler için güçlü bir tarımsal üretim altyapısı kurulması mümkün. Biz bu ülkenin insanları olarak Kurtuluş Savaşı yıllarındaki sıkıntıları da daha sonraki dönemlerde çok basiretsizlikten, beceriksizlikten kaynaklanan acı hatıralarıdır. Sulanabilir araziler, arazi toplulaştırması, makine ekipman gibi tarımsal üretimin hayati derecede önemli olduğu konularda 9,5 yıl öncesine kadar gelebildiğimiz yerler ortada. İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirdiğimizde Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşundan ancak 100 yıl sonra en az yarım asır önce ulaşmamız gereken noktaya gelebilmiş olacağız. Türkiye çok uzun bir dönem sadece elindeki muazzam insan gücünü değil, tarım potansiyelini ne yapacağını bilemez halde öylece kala kalarak izledi. Hep sanayileşme konusundaki gecikmemizden söz edilir. Oysa asıl geri kalmışlığı, asıl gecikmeyi tarımda yaşadık. Geçmişte sık sık ifade edilen, kendi kendini besleyebilen ülke sözünün aslında bir aforizmadan ibaret olduğunu, sadece bir potansiyeli anlattığını bugün artık biliyoruz. Toprak emek vermeden, alın teri dökmeden, gerekli altyapıyı kurmadan, gerekli yatırımı yapmadan sizi doyurmaz. Ondan beklediğinizi vermez. Biz tarım sektörüne, çiftçilerimize sağladığımız desteklerle toprağa işte o bizden beklediği emeği veriyoruz. Toprak da bereketini, bolluğunu, ürününü ülkemizden esirgemiyor. Ziyadesiyle karşılığını veriyor. Ben çiftçi kardeşlerimize bir kez daha emeklerinden, alın terlerinden, ülkemize ve milletimize kazandırdıklarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nüzü bir kez daha kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın başkanımıza, başkanlarına,